Şöyle karşıma geç. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hayır, Berrin hakkında soru soruyorsunuz. Ben çok şikayetçiyim. Oyumu verdiğime çok pişmanım. Çünkü neden dersiniz? Aldığımız şeyler yarı yarıya da daha fazla çıkmaya başladı fiyatları. Kiracıların kira ödeyecek durumu kalmadı. Fiyatlar aşırı yüksek. Ve artık biz marketler, ondan sonraki ev sahipleri bir yasa çıkartmasını bekliyoruz. Bir çocuk okutuyoruz. Okul kayıt parası istiyorlar bizden devamlı. Bunu yenilemek zorundayız. Tamam, çok şükür Allah'a benim durumum bunu ödeyecek bir durumu var. Eşimin iş yeri. Ama benden daha durumu düşük insanlar var. Lütfen artık buna bir ses çıkarsın. Ben gerçekten oyumu helal etmiyorum. Verdim, pişmanım. Ben Sinan Oval diye destek veriyordum. Sinan Oval onu destekledi diye verdim. Suriyeliler gidecek dedi ve Suriyeliler daha da çok yayılmaya başladı. Ben Suriyelilerin gitmesini de istiyorum. Kendi vatandaşımın Kürtçe yazısını okuyamazken, yasakken ben her yerde Arapça yazısı okumak zorunda değilim. Burası Türkiye. Atatürk buraya Arapça yazısını yasakladı. Ve ben bu Arap yazısını daha görmek istemiyorum. Benim nasıl ülkeme bunları getirdiyse bir an önce onları çıkartmasını istiyorum. Ben özgür bir ülkeyim, özgür bir ülke olarak kalmak istiyorum. Senin nasıl giyimine saygı duyuyorsan benim de saygı duyulmasını istiyorum. Ve artık Suriyeli görmek bile dahil istemiyorum. Çünkü otobüse biniyorum, onlar akbil basmıyorlar. Rahatlıkla mülteciyiz diye geziyorlar. Ben çocuğumu otobüse bindirirken neden akbil basmıyorsun diye soru alıyorum. Bunları istemiyoruz. Ben Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum bu halimle. Eğer geliyorsa başa dese ki bu Suriyelileri gönderiyorum. Yemin ederim oyum ona. Oyunuzu neden vermediniz? Verdim. Kim vermedi dedi. Ben önceki oylarımı hakkımı helal etmiyorum. Ben Kılıçdaroğlu destekledim. Helali hoş olsun ona verdiğim oy. Ama ben Tayyip Erdoğan'a verdiğim hiçbir oyumu helal etmiyorum. Çünkü kadınların bütün yasaları bir gün evlenebilirsin yasası çıkıyor. Düğün yapıyorlar burada. Biliyorsunuz kimler olduklarını, isim vermek istemiyorum. Ama benim kadınsal haklarıma bir günde yasa çıkmadı. İstanbul yasası bir günde çıkmadı. Benim kadınlarım öldürülüyor. Bizim kadınlarımız tacize uğruyor. Onlara yasa çıkmıyor. Eşcinsellerin yaşadığı özgürlükleri biz yaşayamıyoruz. Ve ben bu haklarımın hiçbirini, Atatürk'ün verdiği hakları hala geri alamıyorum. Erdoğan hükümeti kadın hakları konusunda çok başarılı. Hiç başarılı değil kardeşim. Hüdavarla birleşti, daha da başarılı olacak. Hüdavarla ne diyor? Kadınlar erkeklerin arkasından gelecek diyor. Ben hiçbir erkeğin arkasından gelmek zorunda değilim. Ben eşimin yanında durmak zorundayım. Kol kola yürümek zorundayım. Ben eşim iş yeri açarken destek oluyorum. Ben eşim çocuğunu büyütürken destek oluyorsam ben o erkeğin yanında olacağım. Ben o erkeğin arkasında değilim. Hüdavardiyi de desteklemiyorum. HDP'yi de desteklemiyorum. Hüdavardiyi de desteklemiyorum. O sizin kendi görüşünüz. Ben kendi görüşümü açıklıyorum. Benim için görüşlerim farklı. Aydın insanlardan oluşan bir parti. Kadınlar niye erkeklerin arkasından yürüyor? Biz cevap alabilir miyim? Sen kameramansın işte, bana soru soruyorsun, niye cevap vermiyorsun? Seni konuşturmak için sorumlu. Ben erkeğin arkasından yürümek zorunda değilim. Erkekle kol kola yürümek zorundayım. Bu ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk'ün kurduğu bir ülkeye Atatürk'ü saygıları. Daha Atatürk paranın üstüne de kaldıracak. Atatürk'ü bize unutturmaya çalışıyorlar. Ben o Osmanlı tarihini şeyleri izlemek zorunda değilim, belgesellerini. Hala Atatürk'ün eskiden belgesellerini izliyorduk. Hiçbir belgeseli yayınlamıyorlar. Atatürk'ü çocuklarımızın beyninden siliyorlar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Vergisi iki katına çıkarıldı. Ne düşünüyorsunuz? Arabam yok ki. Niye yok? Yok. Parası ucuz. Yok. Ne efendim? Ucuz. Anlamadım. Ucuz. Asgari ücret arttırıldı. Emekliye zam geldi. Ha. Kime ucuz? Ben işten geliyorum. 11 lira değil mi asgari ücret? Boy 11.4. Boy alacağız. Etin fiyatı, kıymanın fiyatı, giyim fiyatı, ayakkabı fiyatı, bir de kira fiyatı. Yeni Kurban Bayramı'ndan çıktık. Et yiyemedik. Yemedik. Yapamadık çünkü. Ne olacak böyle gidişat? Beter olsunlar be. Etin fiyatı 2000 lira olsun diyelim mi? Kilosu. Olsun. Olsun olsun. Olsun yani... Hani azinesinin bir deyimi vardır, %80, %60 demiş ama aslında biz %100'üz. Hepimiz. Evet, %100'üz değil mi? Yani öyle görünüyor. 15 bin lira emekliye para vereceğini söyledi. Beyefendiler karşı tarafa verdiler. Hak ediyorlar. Abla, Erdoğan'dan önce araba mı vardı? Araba yoktu değil mi? Yoktu. Öküz arabasıyla gidip geliyorduk öyle güzel abi. Anıyla. Ha? Anıyla gitmiyor mu? Ben yaşadım onu, köy çocuğu. Bindik. Ama bu ülkede 2023'te, ama 2023'te 1923'te Cumhuriyet'ten sonra her şey vardı. Çok iyi de kuruldu. Çok iyi bir cumhuriyetçiyim aslında.
Cumhuriyet'in düzenini sata sata bitiremedi. Tam bitirme zamanında işte Türkiye şu durumda. Bitirdiler kurduklarını. Ellerinde şu an hiçbir şey yok. Özelleştirdiler. Şimdi bir şey yok, satsınlar. Türkiye bu durumda. Bitti çünkü. Ne yaptılar? Para yokken Türkiye'nin Cumhuriyeti'ni kurdu. Bir kurumunu sattılar. Para para giriş yaptı kasalarına. O da bitti. Şimdi yok bir şey. Yapacaklar. Abla, ilk arabayı Erdoğan üretti. Öyle mi? Ekrem İmamoğlu İskanya'dan tekerini patlat. Öyle mi? İmamoğlu mu yaptı? Evet, İmamoğlu patlat. Doğrudur. İmamoğlu ne diyeyim ben size? Ne diyeyim? Aslında bu ülke her şeyi hak ediyor. Yani altılı bir masamız vardı. Evet, bir şeyimiz vardı. Bir şef duyduk. İşte olacak dedik. Türkiye değişecek dedik. Aslında Kılıçdaroğlu da bu ülke fazla geliyor ya. Temizliğiyle, dürüstlüğüyle, efendiyle bu ülke fazla geldi. Bırakın ya, sürünsünler. En bu kadar. Büyük düşmanımız Tayland, Hindistan, Ermenistan. En büyük düşmanı biz kendimiziz aslında. Biraz da Bulgaristan. Bulgaristan da çok kafayı dağıtmış. Biz kendimiziz. Hiç kimse değil. Dış güç, müş güç değil. Bir şey değil. Biz kendimiziz. Biz kendi düşmanımız kendimiziz. Başka kimse var mı? Yok. Yani at sırtında yedi düvene karşı savaşan bir atamız var. Ki kazanmıştır. Adı da Cumhuriyet'tir. Ama bakıldığı zaman adam ismi bile sayılmıyor birçok yerde ya. Yazık değil mi? Haklı mıyım? Haklı. Yani lütfen bayanla konuşun. Teşekkür ederim. Teşekkür. Ne düşünüyorsun? Motor, vallahi şuna araç olmadığı için pek bilgim de yok. Bir aracınız yok. Yok ki, bu maddi durumda zor geçiniyoruz ki araç nerede alalım. Herkesin kapısında 3 araba var diyorlar. Olabilir ama biz zor geçiniyoruz. Yani. Ne olacak böyle gidişle? Vallahi bilemem. Güzelce... Tok da mı alamıyoruz? Tok yerli? Yerli Renault Tofaş alamıyoruz ki. Yani zor. Bugün. Alışverişten gelmiş. Yok, bu aşçıyım kendim. Kalan yemekleri alıyoruz, götürüyoruz evde. Evde yiyoruz. Evet. Yani. Niye evde tencere pişmiyor? Zor her şey falan. Nerede pişiyor lan? Etin kilosu olmuş kaç lira? Kurban Bayramı'ndan geçtik. Evet. Kurban... Kesmedik. Yok, kesmedim. Kesime gittim ancak çalışmak için. Kurban kesimi. Et ne zaman yediniz? Evet, ancak aşçı olduğumuz için iş yerinde yiyoruz. Eve ne zaman aldınız? Eve mi? Ancak ayda bir, belki yarım kilo, bir kilo. Kadınlık. Evet. Bu da misafir gelince belki ancak. Böyle. Teşekkürler. Oldu, sağ olun. Kolay gelsin. Fiyatı, giyim fiyatı, ayakkabı fiyatı, bir de kira fiyatı. Yeni Kurban Bayramı'ndan çıktık. Et yemedik. Yemedik. Yapamadık çünkü. Ne olacak böyle gidiş? Beter olsunlar be. Etin fiyat 2000 lira olsun diyelim mi? Kilosu. Olsun. Olsun olsun. Olsun yani hani azinesinin bir deyimi vardır. %80 %60 demiş ama aslında biz %100'üz. Hepimiz. Evet. %100'üz değil mi? Yani öyle görünüyor. 15 bin lira emekliye para vereceğini söyledi. Beyefendiler karşı tarafa verdiler. Hak ediyorlar. Abla, Erdoğan'dan önce araba mı vardı? Araba yoktu değil mi? Yoktu. Öküz arabasıyla gidip geliyorduk. Öyle güzel abi. Anıyla. Ha? Anıyla gitmiyor mu? Ben yaşadım onu, köy çocuğuyum. Bindik. Ama bu ülkede 2023'te ama 2023'te 1923'te Cumhuriyet'ten sonra her şey vardı. Çok iyi de kuruldu. Çok iyi bir cumhuriyetçiyim aslında. Cumhuriyet'in düzenini sata sata bitiremedi. Tam bitirme zamanında işte Türkiye şu durumda. Bitirdiler kurduklarını. Ellerinde şu an hiçbir şey yok. Özelleştirdiler. Şimdi bir şey yok, satsınlar. Türkiye bu durumda. Bitti çünkü. Ne yaptılar? Para yokken Türkiye'nin Cumhuriyeti'ni kurdu. Bir kurumunu sattılar. Para para giriş yaptı kasalarına. O da bitti. Şimdi yok bir şey. Yapacaklar. Abla, ilk arabayı Erdoğan üretti. Öyle mi? Ekrem İmamoğlu İskanya'dan tekerini patlat. İlk öyle mi? İmamoğlu mu yaptı? Evet, İmamoğlu patlat. Doğrudur. İmamoğlu da gelip de patlat. Ne işte, ben onu diyorum. İmamoğlu
Ne diyeyim ben size? Ne diyeyim? Aslında bu ülke her şeyi hak ediyor. Yani altılı bir masamız vardı. Evet, bir şeyimiz vardı. Bir şef duyduk. İşte olacak dedik. Türkiye değişecek dedik. Aslında Kılıçdaroğlu da bu ülke fazla geliyor ya. Temizliğiyle, dürüstlüğüyle, efendiyle bu ülke fazla geldi. Bırakın ya, sürünsünler. En bu kadar. En büyük düşmanımız Tayland, Hindistan, Ermenistan. En büyük düşmanı biz kendimiziz aslında. Biraz da Bulgaristan. Bulgaristan da çok kafayı dağıtmış. Biz kendimiziz. Hiç kimse değil. Dış güç, müş güç değil. Bir şey değil. Biz kendimiziz. Biz kendi düşmanız kendimiziz. Başka kimse var mı? Yok. Yani at sırtında yedi düvene karşı savaşan bir atamız var. Ki kazanmıştır. Adı da Cumhuriyet'tir. Ama bakıldığı zaman adam ismi bile sayılmıyor birçok yerde ya. Yazık değil mi? Haklı mıyım? Haklı. Yani lütfen bayana konuşun. Teşekkür ederim. Teşekkür. Ne düşünüyorsun? Motor vallahi şuna araç olmadığı için pek bilgim de yok. Bir aracınız yok. Yok ki, bu maddi durumda zor geçiniyoruz ki, araç nerede alalım? Herkesin kapısında 3 araba var diyorlar. Olabilir ama biz zor geçiniyoruz. Yani. Ne olacak böyle gidişle? Vallahi bilemem. Tok da mı alamıyoruz? Tok. Yerli. Yerli Renault Tofaş alamıyoruz ki. Yani zor. Bu gibi. Alışverişten gelmiş. Yok, bu aşçıyım kendim. Kalan yemekleri alıyoruz, götürüyoruz evde. Evde yiyor. Evet. Yani. Niye evde tencere pişmiyor? Zor her şey falan. Nerede pişiyor lan? Etin kilosu olmuş kaç lira? Kurban bayramından geçtik. Evet. Kurban... Kesmedik. Yok, kesmedim. Kesime gittim ancak çalışmak için. Kurban kesimini. Ne zaman yediniz en son? Evet, ancak aşçı olduğumuz için iş yerinde yiyoruz. Eve ne zaman aldınız? Eve mi? Ancak ayda bir, belki yarım kilo, bir kilo. Kadınlık. Evet. Bu da misafir gelince belki ancak. Böyle. Teşekkürler. Oldu, sağ olun. Kolay gelsin.